Lilith's perfect in her golden gown. She may be rich, but she's really a clown. Hey millet, ne dinliyorsunuz? Ne? Becca Sparkles'ın küçük mükemmel bayan şarkısını duymadın mı? Nerelerdeydin bayan? Aa, bu şu anda en popüler şarkı. Demek istediğim şarkılarını da kıyaslamak gibi olmasın. Bekle, bu bölümü dinle. Bu bölümü çok seviyorum. Vay korkusuz. Bunu sevdim. Bir dakika. Bu sadece harika bir yeni popüler şarkı değil. Bu bir diss şarkısı ve bana atılan bir diss. Angela, anlamadan iftira atmak gerçekten çok kötü bir şeydir. Bunu kanıtlamak için sağlam kanıta ihtiyacın olacak. Benim gibi giyinmiş ve scooter'ımı sürüyor. Şu kanıta bakın. Ben görmüyorum. Little Miss Perfect, time is done. Galiba görüyorum. Dehşete düştün şu an. Görgüsüz şarkıcının benim hakkımda bir diss parçası yazdığına inanamıyorum. Diss parçaları yüzyıllar öncesine dayanan bir müzik geleneğidir. Bach'ın G minör sonesi ut sanatçısı Ed'e karşı bir eleştiriydi. Yani gelenek ya da değil Angela, cevap vermelisin. Ha, ama gerçekten savaşabilecek misin peki? Yok! Bu gecenin gösterisi berbat. O çiçek fikrinizi değiştirebilir. Haklısın Hank. Zor yoldan gitmeli ve... olayın geçmesine izin vermeyiz. Veronica Savage, Angela ve Becca Sparkle arasındaki savaşla ilgili haberlerle burada. Bach'ın ut sanatçısı Ed'e karşı en büyük müzik rekabetinden sonraki en büyük diss. Ve bir sonraki konserinde Becca'nın bu tişörtleri satacağını duydum. Bu Angela'nın hayranlarının dört bir yandan gelmesini hiç umursamadığını gösteren bir çizim. Angela henüz yanıt vermediğine göre Becca'nın haklı olduğunu varsayabiliriz. Zor yolu unutun. Becca Sparkles dağılmaya hazır ol bakalım. Becca'ya gerçekten kapak olacak bir şey buldum. Bu tokata yakalanmamaya çalışın. Becca, there's no need to be mean. I recommend a yoga routine. Kafiyeli olmuş. Bu güzel bir başlangıç. Müzik yaparken yani, değil mi? Bu zor. Kötü şarkılar yazmaya alışkın değilim. Şimdi hemen odaklanmana yardım edeyim. Ben Becca ve bence sarsıntılı züppe suratlı züppe bir pisliksin. Evet, pekala. Al bunu Becca. Judging other people is just not cool. Cause when you jump to conclusions, you look like a fool. Ne düşünüyorsun? Sanırım fazladan yardıma ihtiyacımız olacak. Bana gelmek iyi bir fikir. Ben bir çeşit savaş ustasıyım. Neyse ki Becca hakkında çok çılgın şeyler var. Kontrol et. Böceklerden korkuyor. Bir zamanlar bir balon çaldı ve sanatçı olmaya çalıştı ama... pek iyi gitmedi. Evet Ginger, bu tam olarak ihtiyacım olan şey. Bir şey deneyeceğim. I was minding my business when I heard her song. And all the things about me that she got wrong. She started this. Bir dizimiz var. Game on, little girl. You hit first. You hit first. Game on, little girl. Game on, little girl. You think you're so great. But everything about you is second rate. Hey Angela, sana bir koltuk ayırdık. Kendini savunmaktan biraz yorulabileceğini düşündük de. Teşekkür ederim. Bu yeni güçlü beni seviyorum. Ve sanırım herkes seviyor. Çünkü ben yılın en iyi akılda kalan şarkısına aday gösterildim. Vay be.
akşam şarkı ödüllerinde sahne alırken takmam gereken platin bir kolye de var. Kızgın Angela bir numara. Angela oyun başladı parlak kız şarkısıyla karşılık verdi. Bu bir hit ve sert bir karşılık. Evet, eminim öyledir. Kapak olsun Becca. Trajik bir şekilde Becca müziği bıraktı ve donmuş konserve meyve tezgahındaki eski işine geri döndü. Bir dakika, ne? Hey, büyük bir sanatçı olduğunu duydum. Acınası. Aferin Angela. Genç bir kızın hayatını mahvettin. Seni müzik kraliçesi olarak taçlandırıyorum. Ah, hayır. Ne yaptım ben? Bugün buz var mı? Kaybol, yoksa senin hakkında bir diz parçası yazarım. Ah, küçük mükemmel bayan. Ne yapıyorsun? Tacınızı mı arıyorsunuz? Hayır, özür dilemek istiyorum. Her neyse. Kendimi sadece yeni hit şarkımla savunuyordum. Sahte özrünü kendine sakla prenses. Seni çıldırtıp sana müziği bıraktırmaya çalışmıyorum. Olan oldu artık. Hey, müziğiniz gibi meyveniz de berbat. Tamam, ya hasar tamir edilirse? İnsanlara diz şarkılarımız olsa bile yine de şahsen anlaştığımızı gösterebiliriz. Tek ihtiyacımız kucaklaştığımız bir fotoğraf. Bunu yapmıyorum. Aa, hadi ama yapma, harika olur. Güven bana, bu her şeyi düzeltir. Evet, sanırım ikimiz de şimdi oldukça aptalız. Ona değil. Eğer bana böyle yapışık kalırsan şarkı törenini nasıl kaçıracağına gülüyorum. Bu senin için çok kötü oldu. Ah, arkadaşlarım bizi ayırabilecek. Hadi gidelim parıltılı kız. Çekme seni. Hayır, Angela Becca'yı kaçırdı. Öyle mi yaptın? Bu onunla mı alakalı? Hayır, sadece birbirimize dolandık. Bize yardım etmelisiniz. Şey, aslında tamamen kolye düğümünü bilme ve nerede olduğunu görme meselesi. Sanat becerilerim bu meydan okumaya yetmeyebilir. Bu güneş ışığında durursanız... Belki ısı kolyeyi eritebilir. Demek istediğim sadece çok çok uzun zaman almalı. Bunun işe yaramayacağını biliyordum ama kesinlikle eğlenceliydi. Hadi. Bu bir felaket. Ve o aptal diz parçan olmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Biliyor musun, bu hala anlamadığım bir şey. Angela'ya neden laf attın? Çünkü önce o bana laf attı. Ne? Konserlerinden birinin sonrasındaydı. O ben değildim yalancı. Bunu kanıtlayacak kül lekelerim var. Bu gerçek bir o dedi bu dedi durumu. Ne yazık ki gerçekte ne olduğunu görmek için tüm konserlerinizin video arşivinin olmaması kötü. Hank, evet var. Baktığınız hayran sitesi. İşte burada, tam burada. Bir hayranın sörf yaparken bacaklarını kırdığı konser. Harikasın Angela. Merak etme hayran. Harikasın. Seni bir hastaneye götüreceğim. Angela, imzanı alabilir miyim? Harikasın. Bu hayranı kurtarmam gerek. Nasıl yani? Beni bir numaralı hayranın için görmezden gelmiyordun. Çünkü bir numaralı hayrandan daha iyi olduğumu düşündün. Değil mi? Hayır, bunu asla yapmam. Vay canına. Sanırım ben yanılmışım. Ben de yanılmışım. Seni dinleyeceğime sana savaş açtım. Üzgünüm. Bu sefer gerçekten sarılmalı mıyız? Sarıl bana kardeşim. Sarılma bizi özgürleştirdi. Ayrılmak için bir araya gelmeniz gerekiyordu. Hey, bir şarkıya benziyor. Şarkılardan bahsetmişken... Birkaç dakika içinde kötü müziğin acımasızı. Oyun başladı parlak kızı söyleyecek. Düşene tekme atmaktan bahsediyorum. Onu seviyorum. Bana yapacak mısın Angela? Seyirciye istediklerini verecek misin? We're finally friends. It's super cool that we made a mess. Glitter girl.
yapacağım. Spor takımları mı? Siyasetçiler mi?